Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah iyisinizdir. Sen nasılsın İbo? Elhamdülillah, seni gördüğümde daha iyi oluyorum biliyorsun. Sen iyisen biz de gidiyoruz, oynuyoruz. Evet. Sen iyisen biz de iyiyiz. Elhamdülillah arkadaşlar, ben de iyiyim. Yalnız ben hastanedeyim. En son tiroid bezlerim alınmıştı. Tiroidden ameliyat olmuştum. O hastaneden acil bir şekilde pazar günü eve çıkacağım ama ambulansla direkt beni ömrümü, yani böbreğimi nakil aldığım hastaneye sevk edildim. Burada tedavi görmem lazım. Size söylemiştim. Benim kreyan, yani ömrümün değeri çok yükseldi. Zaten yüksekti. 2-2 idi ve 2-5 olmuştu. Buraya geldim. Bugün günlerden Perşembe. Ve hala hastanedeyim. Çıkış vermiyorlar. Mecbur tedavi görmem lazım. Kreyamı indirmeye çalışıyorlar. İndirmek istiyorlar. Devamlı kan alıyorlar sürekli. Sabahları günlük olarak. Ama eski ilaçlarımı yine kullanıyorum. Ama hiçbir değişiklik yok. Şimdi bugün başka bir ilaç verildi bana. Ömrüm için. Daha doğrusu nakil atmasın diye bir ilaç kullanıyorduk biz. O ilacı değiştirdiler diyelim, ilacı değiştirdiler. Hı hı. Bakalım hayırlısı olur inşallah, şifa olur. İnşallah o ilacı deneyeceğiz işte şimdi. Bakalım doktorum onu verdi. Bugün bu sabah daha ilk aldım. Biliyorsunuz sabah 10, akşam 10 alıyordum ilaçlarımı. Şimdi yine saat 10'da ama başka bir ilaç olarak alıyorum. Bakalım, sabah içtim. Şimdi akşam ilacım da geldi. Odaya getirdiler. Saat 10'da onu da alacağım. İnşallah şifa olur. Tahminimce yarın sabah tekrar bir kan alınır. Çünkü bakılır, yeni ilaç verildi. Acaba kreyan oldu diye bir kontrol edilir diye düşünüyorum. Değil mi bu? Ben öyle tahmin Aynen, ediyorum. Benim tahminim, her şey yoluna girerse, zaten biyopsi yapıldı biliyorlar mı arkadaşlar? Onu bilmiyorum. Da anlatırım. Önce ilacı Aynen, şey yapalım. İlacı eğer yoluna girerse her şey, bence pazartesi salarlarsın eve. Çünkü yarın cuma, cumartesi, pazar, hafta sonu kimse olmadığı için, ne olmayacağı belli olmadığı için. Hı hı. Tutarlar seni hafta sonu. Çünkü ilaç yeni. İlaç yeni, hani nasıl bir etki edecek, kreyayı düşürecek mi, yükseltecek mi böbreğin durumunu? Onu bakmak için, kontrol amaçlı burada tutarlar diye düşünüyorum. İlacımı da neden değiştirdiler arkadaşlar? Evvelsi gün. Ha, neden mi değiştirdiler? Salı günü sanırsam, ya salı ya çarşamba, değil mi İbo? Biyopsi yapıldı arkadaşlar böbreğimden. Bir parça alındı, kontrol edildi. Doku baktılar. Ömrümden parça alınıp. Aynen. Biyopsi. Bir virüs var. O virüs hala duruyor böbrekte. O virüs da böbreğin dokusunu bozuyor. Maalesef bayağı yüksek. Hı hı. Ama sonuçta ne dediler? Bir haftaya kadar, yani bu ilk acil olan şeydi. Hakiki sonuç bir haftaya kadar gelir dediler. Pazartesi salıyı bulur dediler. Aynen. Evet, aynen. Bir haftaya kadar gelir dediler. Hı hı. İşte doktor büyük o bahat ne oluyor? Yok, şef doktor. Burada şef artist diyorlar da. Profesör doktor. Profesör doktor, evet. Tamam, o artık Türkçe'de ne diyorlarsa, yani istasyon doktoru kendisi. Hı-hı. İlaçları değiştirmemize tavsiye etti. Neden derseniz, bu aldığımız eski ilaç çoğu nakil alanlarda bu sorunları yapıyor. İşte bu ilacı değiştirdikten sonra Allah'ın izniyle çoğu insan geri sağlığına kavuşuyor. İnşallah biz de sağlığımıza kavuşuruz. İnşallah. Bakalım. Hayırlısı Allah'tan olur. Ve o biyopsi sonucunda arkadaşlar, virüs bayağı bir yükselmiş böbreğimde. Biz ilk öğrendiğimizde 5000 miydi bu? Almanca söylüyorlar 30 ya. 30.000'di ilk öğrendiğimizde. 30.000'di. Şimdi 100.000, 400.000, 500.000 diye yükseliyordu. Evet, bu sabah da söyledi. 900.000'di. Evet arkadaşlar, bayağı yükseldi. O yüzden beni göz altında tutmak istiyorlar ve bırakmıyorlar. Yani daha burada sanırsam 3-4 gün, bilemeyeceğim tahminen yani. Sen pazartesine kadar buradasın diyorum. Pazartesi evet. Geç olsun da güç olmasın, hayırlısıyla çıkarsın bir inşallah. Bir de şöyle bir şey, biyopsinin tam şeyi gelmedi. Son neticesi. Tam neticesi gelmedi, son nasıl anlatayım? Tam raporu gelmedi. Evet Ömer. Ömer yardımcı oluyor bize. Tam raporu gelmedi. Pazartesi tam olarak gelecekmiş.
Sadece şimdi hani bir günde iki günde bakılan rapor neticesini verdiler ve tekrardan acil bir kısımda tekrardan virüs çıktı. Başka da bir şey yokmuş böbreğinde. Yağmur durdu. Biraz yürüyüşe çıkalım. Evet arkadaşlar, yağmur vardı. Şu an durdu. İbo'ya hatta arabadan şemsiyeyi getirdi. Şöyle. Yavaş. Kaldırım var. Evet. Şöyle biraz gezelim çünkü hep içerideydim. Bir de burada şey yasak arkadaşlar, ziyaretçi. Günde bir kişi. Evet. Bir saat. Eğer uzun süreli yatıyorsanız arkadaşlar, günlük bir kişi alıyorlar, bir saat olmak üzere. Bu kanun da ama dünden beri çıktı. Evet. Dünden beri bana da serbest oldu. Dün ilk defa yanıma geldiler. Bugün de ikinciye geldiler işte, şükür. Ben de odada hiç durmuyorum, direkt dışarı çıkıyorum. Geziyorum, biraz dolaşıyorum, iyi oluyor. Aynen, hareket iyidir her zaman. Evet, şimdi şöyle dolaşmaya, gezmeye devam. Çünkü yürürken konuşamıyorum. Ben de konuşurken yürüyemiyorum. Ve yanımızda Ömer var. Ömer yanımızda. İbo. Ben de yanındayım. İpnur yoruldu bile. İpnur 2 saat önce geldi eve gitti. Şimdi İbo geldi yanıma. Yani şimdi nereye doğru gidiyoruz? Acile doğru yürüyüş yapıyoruz. Evet, acile doğru gidiyoruz. Çiçeklere baksana Emine. Evet. Aa, eski çöp kutusu. Hangisi? Yeşil olan. Şimdi kırmızı onlar. Demirde, bu da plastikte. İlk geldiğimizde buralara geldi. Eminim bundan 13 sene evvel, 14 sene evvel. Nakil, evet. Nakil listesine girmek için. Buralardaydı doktorlar. Bak ben sana göstereyim mi ben nerede kan bağışı yapıyorum. Şuraya geldiydik değil mi? Var bir yere gidiyoruz. Aynen. Ya bak bu iş bende de yazıyor. Buraya mı kan veriliyor? Kan bağışı, kan pardon. Kan bağışı oraya geliyor. Ben de bağışçıyım arkadaşlar, ona göre. Kan bağışı, ilik bağışı, organ bağışı hepsi var bizde yani. Bende ne var? Sende mi? Bana tabii şey yok. Sen büyüdükten sonra. Hani tavsiye ederim, bir kan bağışıyla, ilik bağışıyla hayat kurtardıktan sonra ne mutlu bize. Zor bir şey değil. 8 haftada bir kan veriyoruz. Bundan da insanların hayatını kurtarıyoruz. Yani. Ve geçen gittiğimde veremedim. Biliyorsunuz beni arkadaşlar. Bilmiyoruz bu. Cidden bak, ben 2 gün evvel gittim. Dudamda uçuk çıkıyordu. Evet. Uçuk var diye veremezsin dedi. O da bir tür virüs ya. Evet. Aynen. Geri dönelim mi? Dönelim mi? Evet. Hadi gel geri dönelim. Şöyle. Elimize gidelim. Yoruldum çünkü. Şu ağaçları görüyor musun yine? Hı hı. İyi o zaman. Eski Krankenwagen mi, ambulans mı bu? Yok, bu simülasyon diye burada öğreniyorlar. Ha, deney olarak. Mesela nasıl öğrenciler iğnesi nerede, kutusu nerede, arabayı nasıl kullanıyor? Öğrenciler için. Aynen, benim için. Şu adamı görüyor musun çantayla? Ben de görüyorum. Neyse ben kapatayım burada. Sen kapat orada. Evet, şöyle hastaneye doğru gidiyoruz. Zaten hastane gezdik tabi şimdi. Yani hastanenin bahçesini dolaştık. Yani şimdi çatısını gezeceğiz. Oranın kumurluğunu gezeceğiz. Şimdi aynen. Çamaşır ağını, bulaşık ağını. Gezelim değil mi? Bir haftadan beri yatıyordum.
Bir haftanın acısını çıkaralım gezerek. Arkadaşlar bizler dışarıyı gezdik. Bayağı bir hastanenin bahçesini dolaştık. İyi oldu. Şimdi içeri geçtim yine. İçeride şöyle sandalyeler var. Banklar, oralarda oturuyor. Ama hastane boş. Ziyaretçi falan da yok. Bir tek oturan benim. Şimdi ben de çıkacağım. İbo'yu da göndereceğim. Çocukları da eve göndereceğim inşallah. Çünkü bayağı bir gezdik, iyi oldu. Bir de tiroidimi soranlar var. Tiroid ameliyatım nasıl geçti ve bu alınan benden tiroid bezleri, tükürük bezleri nodulmuş arkadaşlar. Ben Türkçe ismini bilmiyordum. Evet, nodullarım alındı. Sol taraf kalıyor. Sağ taraftan alındı. Her iki tarafta da 4'er 5'er tane oluyormuş. Doktorun demesine göre benim sol taraf duruyor. Sağ taraftan 4,5 alındı, yarım bırakıldı. O yarımı da illaki bıraktılar çünkü takılan böbreğe hormon yapması gerekiyormuş. O yüzden burada sadece yarım bıraktılar. Ve ses konuşma sesim de değişmedi arkadaşlar. Çok güzel. Ses tellerime dokunulmadı. Yani bir hasar görmedi çok şükür. İlk ameliyatımda hasar görmüştü. Ama bu ameliyatımda sesim gayet güzel. Hiçbir değişiklik yok. Çok şükür, elhamdülillah. Ben çok korkmuştum. Çünkü ilk ameliyatımda ses telimi zedelemişti doktor ve 6-7 ay bir ses terapisi görmüştüm. Ama şimdi iyi, çok şükür. Sesim yerinde. Birçok arkadaş yazdı. Ben de ameliyat oldum. Nodullarım alındı. Ses terapisi gördüm veya birkaç hafta konuşamadım diye. Öyle mesajlar geldi bana. Rabbim hepimizin şifasını versin. Tüm hastaların şifasını versin inşallah arkadaşlar. Böyle yani. Bunu da söyleyeyim. Ağrı olarak da boğazımda sadece iç ağrısı var. Dıştan hiçbir ağrım yok. Dikişim de güzel kaynadı. Şurayı şöyle küçük bir kesik yaparak, eski dikişleri açarak yaptılar. Tekrardan yeri açarak yaptılar ameliyatı. Çünkü ikinci ameliyatım. O da geçmek üzere. Üzeri kabuk tuttu çok şükür. Önceden bant vardı. Şimdi buradaki doktorum bant falan koyma dedi. Kabuk tutuyor, kurusun dedi. Öyle yani arkadaşlar. O da düzeliyor. İnşallah Allah'ın izniyle de eve çıkarım. Bakalım bu ilaç da inşallah ömrüme iyi gelir. İnşallah, inşallah. Dua edeceğinizi de biliyorum. Dualarınız için amin diyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Benden bu kadar arkadaşlar. İnşallah tekrar görüşürüz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.